Merhaba, ben İş Yatırım Kurumsal Finansman Müdürlüğü'nden Mert Kudat. Yeni bir haftada borçlanma araçları birincil piyasadaki önemli gelişmelerle tekrar karşınızdayız. Gerçekleşen ihraçlara baktığımızda banka ve banka dışı finans kurumlarında vadelerin 3 ay ila 1 yıl aralığında değiştiğini gözlemliyoruz. Reel sektör tarafında ise borçlanma piyasasına ilgi devam etmekte. Ayrıca banka ve banka dışı finans kurumları ihraçlarına baktığımızda geçtiğimiz haftaya kıyasla borçlanma maliyetlerinin ağırlıklı olarak yatay seyrettiğini gözlemliyoruz. Bankalar tarafında gerçekleştirilen ihraçlara baktığımızda İş Bankası'nın 93 gün vadeli ve %43 oranlı ihracını 1 milyar 100 milyon lira olarak tamamladığını görmekteyiz. Yapı Kredi Bankası önceki hafta benzer vadeli %43 oranlı ihracını 366 milyon lira olarak tamamlarken bu haftaki ihracını yine %43 oranla yaklaşık 1 milyar lira olarak tamamladı. Nurol Yatırım Bankası önceki hafta benzer vadeli %46 oranlı ihracını 170 milyon lira olarak tamamlarken bu haftaki ihracını %45 oranla 400 milyon lira olarak tamamladı. Aktif Yatırım Bankası önceki hafta benzer vadeli %45 oranlı ihracını 100 milyon lira olarak tamamlarken bu haftaki ihracını %44 oranla 1 milyar lira olarak tamamladı. Bu ihraçlar sonucunda 22 Ocak itibariyle yurt içinde tedavülde İş Bankası'nın yaklaşık 4 milyar 209 milyon lira, Yapı Kredi Bankası'nın yaklaşık 7 milyar 354 milyon lira, Nurol Yatırım Bankası'nın 2 milyar 900 milyon lira, Aktif Yatırım Bankası'nın ise yaklaşık 12 milyar 842 milyon lira tutarında kıymeti bulunmakta. Banka harici finans sektörü kurumları tarafından gerçekleştirilen ihraçlara baktığımızda 3 ve 4 aylık vadelerde QNB Finans Yatırım %43,50 oranla 100 milyon lira, Ata Yatırım %44,50 oranla toplamda 50 milyon lira, Akleasing %44 oranla 400 milyon lira, Oyak Yatırım %43,90 oranla 445 milyon lira, Ak Yatırım %44 oranla yaklaşık 486 milyon lira, Deniz Yatırım %44 oranla toplamda 421 milyon lira, A1 Kapital %45 oranla 100 milyon lira, Türksel Finansbank %43,50 oranla 143 milyon lira tutarında ihraç gerçekleştirdi. İş Yatırım önceki hafta benzer vadeli %43,30 oranlı ihracını yaklaşık 355 milyon lira olarak tamamlarken bu haftaki ihraçlarını %43,30 oranla yaklaşık 314 milyon lira ve %43,80 oranla yaklaşık 635 milyon lira olarak tamamladı. Bu ihraçlar sonucunda 22 Ocak itibariyle yurt içinde tedavülde QNB Finans Yatırım'ın yaklaşık 897 milyon lira, Ata Yatırım'ın 50 milyon lira, Ak Leasing'in yaklaşık 2 milyar 109 milyon lira, Oyak Yatırım'ın 1 milyar 544 milyon lira, Ak Yatırım'ın yaklaşık 694 milyon lira, Deniz Yatırım'ın 2 milyar 496 milyon lira, A1 Kapital'in 650 milyon lira, Türksel Finansman'ın 318 milyon lira, İş Yatırım'ın ise yaklaşık 2 milyar 740 milyon lira tutarında kıymeti bulunmakta. 6 aylık ve 1 yıllık vadelerde zorlu faktöring %48,50 oranla 35 milyon lira, QNB Finans Leasing %44 oranla 208 milyon lira, Ak Faktöring %50,25 oranla 50 milyon lira, Sümer Varlık Yönetim %51 oranla 50 milyon lira tutarında ihraç gerçekleştirdi. Bu ihraçlar sonucunda 22 Ocak itibariyle yurt içinde tedavülde zorlu faktöringin 180 milyon lira, QNB Finans Leasing'in yaklaşık 2 milyar 61 milyon lira, Ak Faktöring'in 215 milyon lira, Sümer Varlık Yönetim'in ise 360 milyon lira tutarında kıymeti bulunmakta. Geçtiğimiz haftanın reel sektör tarafında gerçekleştirilen ihraçları ile devam edecek olursak, Peker GYO %51 oranlı ve 61 gün vadeli ihracını yaklaşık 83 milyon lira olarak, TürkNet %46,50 oranlı ve 93 gün vadeli ihracını 50 milyon lira olarak, Fastat Gıda %45 oranlı ve 119 gün vadeli ihracını 100 milyon lira olarak, Dioboya %47 oranlı ve 168 gün vadeli ihracını 180 milyon lira olarak, Marka Mağazacılık %48 oranlı ve 175 gün vadeli ihracını 625 milyon lira olarak, Kale Seramik %46 oranlı ve 364 gün vadeli ihracını 600 milyon lira olarak, Coca-Cola ise %46,50 oranlı ve 364 gün vadeli ihracını 1 milyar lira olarak tamamladı. Bu ihraçlar sonucunda 22 Ocak itibariyle yurt içinde tedavülde Peker GYO'nun yaklaşık 83 milyon lira, TürkNet'in 50 milyon lira, Fastat Gıda'nın 254 milyon lira, Dioboya'nın 387 milyon lira, Marka Mağazacılığın 920 milyon lira, Kale Seramik'in 600 milyon lira,
ve Coca-Cola'nın 4 milyar lira tutarında kıymeti bulunmakta. Geride bıraktığımız döneme kıyasla bankalar tarafındaki ihraçların geçmiş haftalara paralel şekilde ağırlıklı olarak 3 aylık kısa vadelerde gerçekleştiğini gözlemliyoruz. Yine bir önceki hafta ile karşılaştırıldığında banka ve banka dışı finans kurumu borçlanma maliyetlerinin ağırlıklı olarak yatay seyrettiği görülmekte. Reel sektör tarafında ise birincil piyasa ihraçlarına ilgi yoğun olarak devam etmekte. Bir sonraki haftanın değerlendirmesinde görüşmek üzere, hoşça kalın.